Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'dah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem azizler. Allah Teala'ya hamdü sana. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ye salavat ve durudlarımız basın. Muhterem azizler. Hamalarımıza, mana bu hanedanga basgan kadamlarımızı ecirli kısın. Hanedan için berekeli kısın. Bu üleniyetken yaş ki o ülkemizi, kelinimizi bilen ortalarını Allah yaşiliyle cemlesin. Okunun kendikahlarını Allah mübarekli kısın. Bereketli kısın. Hop, muhterem azizler. Sizler bilen biz hazır iki günde şuna hangi bir mübarek günlerde durupuz ki aynı mana şu aylar, mana şu günler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de tuğulgen ayları, yani Rabbiyul Havval ayımız hazır. Demek ki hammalarımız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de yakışıklarımız o zatın şefaatlerinden umidi varımız. Lekin yani siz bilen biz o zatın tarihini kançeli derecede yakışıklarımız. Yani ben neyse ki muhabbet koyuyorsanız o narsani yaxshi biladigan bo'lsangiz keyin yaxshi ko'rasiz. Misol uchun iPhone telefonda nimasini bilasiz, xususiyatlarini bilasiz. Kamerasi tiniq, qatmay ishlaydi, ha? Ko'chada obro'si bor. Uni xususiyatlarini bilasiz-da, shuning uchun nima qilasiz, uni yaxshi ko'rasiz. Demak, haqiqiy mu'min odam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakiki yaxshi ko'rmoqchi bo'lsa, o zotlarning siyratlarini bilishlik kerak. Ya'ni o zotlar tarixlarini bilishlik kerak bo'ladi. Suhbatimizni mana shu oyga muvofiq, ya'ni so'z boshimizda Rabiul Avval oyi deb Rasulullohni tug'ilgan oylari dedik. Shunga muvofiq Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemning muhtaram azizlar qanday zot ekanligi, o zotning xulqlari haqida sizlar bilan biz biraz eslashamiz. Bir narsani suhbatimizda eslatib o'tmoqchimiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ajoyib bir hadis bor. Mu'min inson yaxshi bir davrani, yaxshi bir hikmatli so'zlarni yo'qotib qo'ygan eng qimmatbaho narsasiga o'xshatsin dedilar. Ya'ni o'z uchun eng qadrli narsani yo'qotib qo'ysangiz, qanaqangi inson tushkunlikka tushadi-yu va ana shu eng siz uchun qadrli narsani yo'qotgan narsangizni topib olsangiz ana qanday darajada xursand bo'lasiz. Mu'min odam ham yaxshi suhbat, yaxshilarni davrasini, yaxshi suhbatni topganda xuddi shu eng yo'qotgan qimmatbaho narsasini topganda xursand bo'lishi kerak ekansizlar. Xo'p, bu oyda nima qilishligimiz kerak? Robbiyul avval oyida muhtaram azizlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tuğulgan oyları bo'ladigan bo'lsa bu oyda ko'p salovat aytishligimiz kerak. Ahli ayollarimizga, aka ukalarga, jiyanlarimizga, demak Rasulullah sallallohu aleyhi ve sellemni tarixlaridan, siyratlaridan kuniga bitta mavzu bo'lsa ham xonadonda o'qilishligi kerak bo'ladi. Sababi Rasulullah sallallohu aleyhi ve sellemni siyratlari o'rganilgan o zat haqida gaplashilgan xonadonda nima bo'ladi? Baraka bo'ladi. Mana shuning uchun sizlar bilan biz bu oyni nima qilishimiz kerak? Be'e'tibor foydalanmagan holatda o'tkazmasligimiz kerak. Va mana shu oylarda aynan bizning Zamir masjidimizda mana shu oyda kirishligi bilan payshanba kuni shomdan keyin mavlud boshlangan. Ya'ni har dushanba, payshanba shomdan keyin Mavlud Nabi o'qiyamiz. Albatta buni mana ikkinchi marta o'qigan bo'lsak, payshanba va mana kuni kecha dushanba kuni o'qigan bo'lsak, xonadondagi barakani Alloh taolo ziyoda qilganligini Mavlud xonda o'tirganlar, salovat aytganlar shunday baholashayaptiki, domla xonadonda ham, qalbimizda ham qandaydir xotirjamlikni Alloh taolo saqlab qo'ydi deydi. Yani Mavlud Nabi'de Arapçasını okusayam, son için düşünmeseyam, Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhdi, halka bulup, tumala bulup, cemaatinden bir geriydi, salavat etkerliğini barakasından,
onun kalbiga Alloh taolodan nima xursandchilik, xotirjamlik sab qo'ydi. Bu katta ne'matdir, birodarlar. Xotirjamlik, qalbi xotirjamligi aynasi juda ham bir katta ne'mat hisoblanadi. Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallam nafaqat bu olamga barcha insu jinslarga hamma mavjudlarga demak Alloh taolo sizga rahmat qilib yubordim dedi. Ya'ni Qur'oni Karimda Anbiya surasini 107 oyatda astag'firlah va ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin dedi. Sadaqalloh. Ya'ni ey Muhammad alayhisalom biz sizni bütün olamlarga ayni rahmat qilib yubordik dedi. Ya'ni bütün olamga insonu, mu'minu, kofiru, hayvonlaru hammaga bütün bu olamga sizni rahmat qilib yubordik deb Alloh taolo aytayapti. Ya'ni muhtaram azizlar, mu'minlarga yu rahmatligini tushunsam bo'ladi. Lekin kofirlarga qanday rahmati bor Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deysa? Mana shu avvalgi payg'ambarlarning davrlarida Alloh taoloning rasullarini ustidan kulib, uni yolg'onchiga chiqarganlarda muhtaram azizlar, Alloh taolo tezda uni nima qilgan? Jazosini berib qo'ygan, yer yutkizib yuborgan. Bitta shamol kelib, ilma teshik qilib, uchirib yo'q qilib tashlagan qavmlarni. Ya'ni ba'zi birlarini maymunga aylantirib qo'yganligi keladi. Va ba'zi birlarini cho'chqaga aylantirib qo'yganliklari keladi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kofirlarga bo'lgan rahmati qanday desa, ana endi ularning gunohini Alloh taolo azobini nima qildi, kechiktirib qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hurmatida, ya'ni oxiratga olib qo'ydi. Ya'ni kofirlarni ko'rsangiz, boy badavlat bo'lib, yaxshi sharoitda yashab yuribdi. Lekin Alloh taolo Habibimiz hurmati yuzasidan ularni, demak, azobini oxiratga olib qo'ydi, yo biroz kechiktirib qo'ydi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda ko'radigan bo'lsangiz, qarang, bir kofirni, fransiyalik kofirdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suratlarini karikatura qilganligi uchun 2007-yilda chizgan bo'lsa, urasimda. Badbax. Mana shundan beri uni hayot xavf ostida qoladi. Fransiya hukumatı nima qildi? Uni atrofini Alexis Kiryabni o'rab qo'ydi. Shunchalik muhofaza qildi uni atrofini. Bitta arzimagan avtohalokat tufayli nima bo'ldi? Ahram bahram yonib ketdi, to'g'rimi? Demak, bu ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hurmatida buni ham azobi kechiktirib turildi anchagacha. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hukukları da hakkı da gebleşedigen mesela muhterem azda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de demek ümmetlerge bugün mehir muhabbetleri, şefkatleri ota uzun bolasını kança bir derecede yakışık görüldü. Ondan da ziyade yakışık görüldüler de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Ta'ala bu hakkı da haber verip etedik. Estağfirullah. Tevbe suresinin 128. ayeti de لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ. Ya'ni batahqiq sizlarga o'zingizdan bo'lgan, ya'ni Alloh taolo sizlardan o'zingizdan bo'lgandan, ya'ni insondan nabiy chiqardi, payg'ambar chiqardi deb bizga Alloh taolo xabarini beryapti. Ya'ni u Muhammad alayhisalomni yo u farishta emas, yo Alloh taolo tomonidan osmondan tushgan bir zot emas, lekin o'zlarni sizlarni o'zingizlardan chiqardi dedi. Ya'ni agar bu gapni nimaga aytyapti desa, Alloh taolo bandalarga tushuntirish uchun aytyaptiki, ya'ni banda juda ham bir biz xiylakorimizda, juda ham bir makr qiluvchimizda. Misol uchun Alloh taolodan bir vazifa yuklatilgan bo'lsa, bandalarga misol 5 vaqt namoz deyilgan bo'lsa, agar bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni insonlarning ichidan emas bir alohida bir payg'ambar qilib yaratishiga qodir edi. Lekin siz bizni ichimizdan chiqargan hikmati bu Alloh taolo tomonidan tushgan odamda bu xulolada xolos buni. Bandasi buni qila olmaydi degan nimasi bo'lardi, bahonalari bo'lardi. Agar Alloh meni shunaqa qilib yaratganda men buni qilaverardim deydi. Bu qiyin ishlarni men qilaverardim deb aytadi. Mana shuning uchun Alloh taolo nima deyapti bu yerda? Sizlarni o'zingizlardan bo'lgan, sizda degan mashaqqat chekishingiz uning uchun og'ir bo'lgan. Ya'ni birorta bir mu'minda mashaqqatini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xohlamadilar.
sizni saodatga yetishishingizga tashna, ya'ni albatta hidoyat topishingizga tashna amakilarga oxirgi nafaslarida ham bu amaki la ilaha illalloh deb qo'ying, men qiyomatda o'zim shafoat qilib olaman dedilar. Mana shunday hidoyat topishingizga tashna mu'minlarga marhamatli mehribon bo'lgan payg'ambar keldi deb Alloh taolo bizga xabarini beryapti. Qarang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamda demak bu oyatda asosiy bir nechta sifatlari keltirilyapti. Yani mana shu oyatni sharhida ajoyib bir Oyisha onamiz roziyallohu anhodan kelgan bir hadisni aytadilar. Oyisha onamiz aytadilar, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni dedilar. Juda ham bir xursand bo'lgan holatda, kayfiyatlari yaxshi bir bo'lgan holatda uchratdim dedilar. Keyin shunda mana bu holatdan men foydalanib qolay dedimda dedilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, meni haqqimga bir duo qiling dedim dedilar. Shunda Oyisha onamiz haqqiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deb duo qildilarki, bu go'zal duoni eshiting. Ey Alloh, Oyishani o'tgan va kelajakda bo'ladigan oshkor va maxfiy gunohlarini o'zing kechirgin deb duo qildilar. Duoning go'zalligini qarang, ey Alloh, Oyishani avvalda o'tgan gunohlarini va keyin qiladigan gunohlarini ham maxfiysini ham oshkorasini ham maqiyin kechirgin deb duo qildilar. Qarang, sizni bizni tashqi ko'rinishimizda, misol uchun zino qilayotganligimiz, o'g'rilik qilayotganligimiz ochiqchasiga misol uchun. Birovni haqqini yeyotganligimiz, og'zimizdan shana gaplar chiqib, oshkora qilayotgan gunohimizdan tashqari Alloh taolo bilan bizni o'rtamizda hammani kerak bo'lsa, Alloh oshkor qilib yuboradigan bo'lsa, ko'chada boshini ko'tarib yuramaydigan gunohlari bor. Ha, maxfiysi bor gunohimiz, oshkorasi bor. Nima dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oyishani o'tgan va mana shu kelajakda qiladigan gunohlarini ham, maxfiysini ham, oshkorasini ham o'zing kechirgin deb o'qidilar. Oyisha onamiz juda ham xursand bo'lib ketdilar, mana bu duoni eshitib, xursand bo'lganliklaridan shunday kuldilar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak chizalariga boshlari tegdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, ey Oyisha, mana bu seni haqqinga qilgan duoyim seni xursand qildimi dedilar. Oyisha onamiz roziyallohu anha aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, siz bunaqangi duo qilasiz, u kimga ham yoqmaydi bunday duo dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam gaplarini eshiting, ey Oyisha, meni yaratgan Allohga, ulug' zotga qasamki, har besh mahal namozimda ummatimni haqqiga mana shunday duo qilaman dedilar. Ya'ni sizu biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bir oyda bir marta eslamaydigan odamlarni, men payg'ambarni ummatiman deb turib, bir yilda bir marta salovat aytmaydigan insonlarni haqqiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 1443 yil avval duo qilardilar. Siz bilan biz qachon tug'ilganliklarini, qachon vafot qilganliklarini bilmaydigan ummatlarni haqqiga mana shunday ko'p duo qilardilar. Har besh ma'nosida. Siz bilan biz hatto ummatni, birodarlarni haqqiga duo qilish, qo'ni qo'shnini haqqiga duo qilish tugul, ota-onamizni haqqiga bir kunda bir mahal duo qilmaymiz siz bilan biz. Aka-ukamizni haqqiga bir bor duo qilmaymiz bir kunda. Hatto o'zimizni haqqimizga bir kunda bir bor duo qilmaymizki, ya Robbi, menga shuncha ne'matlarni beryapsan, men bu ne'matlarning shukrini ado qila olmayapman. Peshonam sajdaga qo'ya olmayapman. Haqiqiy seni kalomingdan so'z ochilganda yo seni kalomi bo'lgan joyda men bezillayapman, men malollanyapman, men deb o'zimizga o'zimiz nima qilmaymiz? Taftish qilmaymiz. Siz bilan bizga ota-onamizdan ham yaqinroq ekanligiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu duo nima bo'ladi? Dalil bo'ladi aslida. Mana shuning uchun biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni suyukli ummatlari o'g'liroq siz bilan biz ko'proq mana bu oylarda salovat aytaylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshiroq tanishligimiz kerak bo'ladi.
qo'pollik qilganlarga ham demak yumshoqli muomalada bo'lardilar. Ya'ni biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xulqlarini o'rganyapmiz. Ya'ni yana bir go'zal xulqlardan birlari qo'pollik qilgan insonga ham nima qilardilar? Yumshoq muomalada bo'lardilar. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda keltirilganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bir bozorda ketayotgandik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ustlarida bir dag'al qo'pol bir kiyim bor edi dedilar. Shunda orqalaridan kelib bir arabiy, bilamiz, ko'pchiligimiz arabiy degani cho'lli arablar degani. Ya'ni biz bilan sizga ajratib olamiz u qishloqqa shaharlik qilib. Bu tana shunday arablar ichidan arabiy deb qo'yadi, ya'ni cho'lli arab deb qo'yadi. Endi ularda uyalish bo'lmaydi, tortinish bo'lmaydi, ular sobda bo'ladi. Ya'ni shu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ustida turgan, demak, zorlarda shu tortib ey Muhammad, o'zingizni huzuringizdagi moningizdan menga ham bering deb so'radilar. Hatto haligi usti boshlarini tortganlarida hatto badanlariga izi chiqib qoldi. Shunaqangi darajada qo'pollik qildi dedilar Anas roziyallohu anhu. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? Ey qoch badbaxt demadilar. Nima qilyapsan sen demadilar. Balki shunda orqalariga o'girdilarida tabassum qilib kulib qo'ydilar. Xo'p birodar, sizga o'zimning huzurimdagi moldan men sizga beraman. Dedilarda va nima qildilar? Atrofidagi yonib turgan sahobalarga buyurdilarki, biz huzurimizdagi moldan mana bu kishiga ham beringlar dedilar. Ya'ni siz bilan biz muhtaram azizlar qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xulqlaridan biz qanchalik darajada uzoqlashib ketganmiz. Qanchalik darajada uzoqlashib ketganmiz. Deyarli Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu xulqlarini unutmay yuborganmiz-da biz hozirgi paytda. Ya'ni birovni oldiga pul so'ragan bo'lsa, qanaqa borasiz, u xojagadan tushasiz bor, bu ishing tayyor. Akajon, ukajon qilasiz. Belini silaysiz, boshini silaysiz. Bunaqa qilib pulini olasiz-da. Agar siz oldiga biro dorozingiz deb fikr berib, falonchi pul ber desa, hayotda bermaysiz. Demak, siz bilan biz bu yerda aytishdan maqsadimiz bir qator eslashligimiz kerak va bunga amal qilishda harakatida bo'lishimiz kerak muhtaram azizlar. Yana muhtojlarni demak hojatini juda ham ravo qillardilar, qo'llaridan kelgancha yordam berardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Irosh qabilasida bo'lgan shu arablarda Irosh degan bir qabila bo'lgan, ular ham cho'lda yashagan. Iroshli bir kishi Makkaga tuyalarni sotgani keladi. Tuyalarni sotgani kelganda Abu Jahl haligi Irosh qabilasidagi insonni hamma tuyasini sotib oladi. Sotib oladida endi haligi mesnilik qiladi, nima qiladi, pulini bermaydi. Keyin beraman pulini deb aldaydi. Keyin u Irosh qabilasidagi odam ana shu Qurayshliklar Makkani oldida juda ham bir katta o'zlarini majlis xonasi, bari zodagonlar o'tiradigan joy bor. Ana shu joyga borib aytadiki, "Ey, men xarob bo'ldim, men rasvo bo'ldim. Ey birodarlar, menga yordam beradigani bormi? Soy, nima bo'ldi senga?" desa, shu Abu Jahl tuyalarimni olib qo'yib pulni bermayapti. Desa, ular Quraysh qabilasidagi mushriklar Abu Jahlni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan dushmanligini bilardi. Eng ashaddiy dushman ekanligini bilardi. Shunda u odamni ustidan kulishdi. "Sen bor Muhammadga bor, Muhammad senga yordam qiladi" deshti. Haligi inson Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni borib eshiklarini taqillatdi. "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, mana shu Abu Jahl men tuyalarimni sotib olib pulini bermayapti. Shunga kim yordam beradi? Menga desam siz aytishdi. Iltimos yordam bering. Axir bo'ladi, yuring" dedi. Abu Jahlni uyiga borib, Abu Jahl eshigini taqillatib, Abu Jahl chiqib ranglari oqarib ketdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Qo'rqib ketdi.
Şimdi Ebu Cehil bana bu adamı tüye alsın, pullarını derhal alıp çıkın dediler. Yugurup çıkıp, hazır alıp çıkamam dedi de yugurup girip getirip hemme tüyesini pullarını alıp çıkıverdi. Şimdi bu vakiyanı eşitken Kureyş'in müşrikleri eşit ki ey Ebu Cehil sen yanıma buldu. Sen Muhammed'i yaman görürdün o. Daha iyi Muhammed'i tezgâr iş kalırdın sen. Demek ki bu sefer onu deyip oldu. Böyle şeyler vakiyanı bilişmeysen, şeylerken bu vakiyanı ait versen dedi. Ebu Cehil Muhammed gelip eşiğimi takırlatıldı. Eşiğinde koçup karırsam Muhammed durdu. Orkasında şuna hangi derecede katta bakayla tüyü gördürdü ki o tüyanı bu yeri yüzde görmeye bağlamak tüyanı dedi. Eğer pulda at çıktı yanında mı, at çıkma yanında ana şu tüyemeni yedi taşıyanı dedi. Bana şuna hangi muhtemelen azdır mucizatlar bugün. Bu yerden Allah'ın ibret değil mi? Bir braderiz bize palancıda işin bu oldu. Bana şuna kadar ortamda düzülü kaldı dese emin o bile alakam düzülüp gitken. Ben o bile gerçekleşmeyeyim ben. Demezden braderiz için halis Allah için yoruna bir koyalım. Çünkü her ki insan bir braderin hacetini ravaksa. Ya ki bir yere yürüp hacetini rava bulmasa, işi bitmese ya hani şu insanga kıyamet günü ayaklar tayyledi yön günde yani sırat köprü gide şuna kanka bir çakmak tezli gide ötede degen başlıklar var. Ve yani keski insan bir braderini yumuşu için, haceti için vaktini sarf kısa o braderin işi hak bitsin, hak bitmesin hani şu braderin ağzında yürgenliği için onge Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Mescid-i Nebevi'lerde 10 yıl etikaf oturgenliğinde savab verilen dinler. Bana şunun için muhterem azizler, siz bilen biz braderlerimizde hacetlerini çıkarışlıkla şaşırışlığımız gerek. Yordamga muhtaç bir koyan olsa onge derhal mağrışlığımız gerek, yordam verişlikimiz gerek burada. Allah Hak Subhanehu ve Teala hammalarımızı Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbetli bendelerden kısın. Muhterem azizler, Allah Teala sizi bize umur verirdi ki bana şu umurdan çıraylı faydalanışıyla Allah'ın bizi nasip etsin. Hazır ki peyitte aynı dönemde bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de tuğulgen mübarek aylarda tuğulgen ekemiz. Bana şu aylardan muhterem azizler siz yakşı faydalanın. Yaxshi foydalaning. Haqiqiy baxt-i saodat oilangizda ahli ayolingiz, farzandlaringiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarixini bilishligida. Haqiqiy chin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni biz taniydigan bo'lsak, ahli oilalarimizdan yomon insonlar chiqmaydi. Hozir siz bilan biz mana bu ko'p yoshlar jamoasining ichida o'tirgan bo'lsak, yaxshi bir zurriyotga juda ham muhtoj bo'lib ketdi xonadonlar. Yaxshi zurriyotga juda ham muhtoj bo'lib ketdi. Sabab nima desa, sabab shunaqangi darajada yoqingizni ushlab qoladigan muammolar bo'lyaptiki, otasiga qo'l ko'tarayotganlar, onasiga qo'l ko'tarayotganlar, otasi bilan onasi bilan uy joy talashayotganlar, yer talashayotganlar, ota-onani yig'latayotganlarning soni ko'payib ketyapti. Şunun için siz bilen biz ne yaklaşımız gerek deyse biz yakışı Resulullah'ın hakiki bir ümmeti buluştuğumuz gerek. Resulullah ne dediler? Rıza Rabbi, Rıza Validi dediler. Ata ananın razılığı, Allah da Allah'ın razılığı. Ata ana narazı olsa Allah sahlesin, Allah hem razı olmayı lazımlar. Ülen etken yiğitlerge ve ülen mahşubuken yiğitlerge nasihat olarak aytamiz ki ota onamizni qadriga yetaylik hammalarimiz. Çünkü siz bilen bizi ota onamizdaqa muhterem azizler mehribon ota ona hiç qayerda yok. Sebep o'zi 25 yıldan beri yerge joy solib yig'ib yurgan bo'lsa siz biz uylanishimizga divanlarda yotsin meni bolam, yaxshi yashasin. O'zi avrozda cho'milib yuradi, hammom qilib beradi, dush qilib beradi. Sıfırlayın konuya.
Yani bolam yaxşı yaşasın. O'zi kir oqko'ylakda to'yni o'tkazaveradi ustidan bitta kostyumni kiyib olib. Bolasiga 10 qator ustu boshqa beradi. Ertalab kim uni kiyasan, bolam kech paytga mana buni kiyasan. Ha, jo'ralaring bilan bo'lganda mana buni kiyasan. Ustini boshimiz yaltirab turibdi, ota-onamizga qaraylik-chi, qanday holatda turibdi. Otajon bitta ko'ylak kiyib oling. Otajon bitta do'p kiyib oling desiz, nima deydi? Qo'y bolam, to'yni o'tkazaveraylik deydi. Siz bilan biz mana buna qanday ota-onalarni qanday roziligini olmasligimiz kerak, qanday duosini olmasligimiz kerak birodarlar. O'zi 30 yildan beri devorga miq qoqib ko'ylagini yilib yuribdi-yu, sizni bizga nima shpanerlar, stengalar qilib beryapti. O'zi hayotda unaqa piyolada choy ichmagan. Sizni bizni shpanerimizda turibdi unaqangi piyolada. Mana shuning uchun muhtaram azizlar, yoshlarimizga ko'p nasihat qilamiz. Uylanganingizdan keyin, to'ydan keyin albatta ota-onaga juda ham bir katta e'tibor qiladigan bo'ling. Ya'ni hadiyalar berishni o'rganing. Sochiqlarga jon, mana bu onajon, mana bu sochiqda yuzingizni arting. Onajon, otajon, mana bu xushbo'ylikni surting mana. Otajon, onajon, mana bu paypoqni kiyib oling, mana bu shimni kiyib oling deb hadiya ulashishligimiz kerak. İşaneyin, neşte adam bosa doğru deydi şu gerdi. Ata anasını, duasını ayan adam ilde aldısı. Yurtta aldısı böyledi. Mahallemde faizi böyledi ana şu hanadan. Hayski hanadan da ata ananı duası alınken bosa. Ana şunu hanadan ekirip yeğriyesiz. Ana şu hanadan da ulfet köp böyledi, ana şu hanadan da bereke köp böyledi. Demek ediyse ana şu hanadan da ata ana hürmet kılmadı. Xonadonlarga kirasiz, faizsiz bo'ladi, barakasiz bo'ladi. Farzandni gapida ma'ni bo'lmaydi. Nimaga desa, ana shu xonadonni ota-onani hurmat qilmaydi. Siz hurmat qilmasangiz, sizning zurriyotingiz sizdan battar bo'lib ketadi, birodar. Shuning uchun siz bilan biz ota-onalarimiz ko'plab duosini olishlikka harakat qilishligimiz kerak. Ayniqsa kuyov to'ralar to'ydan keyin o'zgarmang. To'ydan oldin bo'ydaringizda qanday yurgan bo'lsangiz, to'ydan keyin undan ham shiddatli bo'ling. Undan ham yaxshi bo'ling. Sabab nimaga desa, ahli ayolingizni yaxshi ota-onani ko'rsatishlik, yaxshi uni duosini olgizishlik qanday bo'ladi desa, erkak kishining yuzida doim tabassum bo'lsin-da to'ydan keyin. Sabab ertalab choyga chiqqanda qovon sob o'tirsa, kechqurun choyda qovon sob o'tirsa, ota-onaga muomlasi to'ydan keyin kuyov bilan o'zgarib qoladigan bo'lsa, ota-ona aytadiki, mana bu rasvo yomonlayap shekilli dedi. Bolamga bizni dedi. Agar bu chaqa bir narsalarda apkirmaganda bolam jig o'zgarib qoldi dedi. Agar yaxshi gapda apkirganda chiroyli hozir ochiq chehrada o'tirgan bo'lardi bu yerda dedi. Hatto bizni ayolimiz birorta bir shikoyatda apkirmagan bo'lsa ham, xuddi mana shu xayol ota-onani xayoliga keladi aslida. Shuning uchun erkak kishilar mas'uliyat ko'p. Siz bilan biz oilani haqiqiy tarozisimiz, ustunimiz shu ushlab turishimiz kerak bir xilda. Mana shunaqa bo'lishimiz kerak. Va yana bu yerda ba'zi katta hojdadalarimiz bizga nasihat qiladigan insonlar turibdi. Bular haqiqatda tahayyur tajribasiga ega. Lekin mana shunday bo'lsa ham Alloh taolo adashtirib qo'ysa hech qaysi bir inson o'zini eplamay qolganda yaqinda bir telefon bo'lyapti. Shukrlarda juda ham ko'p mashina qayli masalalar. Ya'ni kelinini davolataman desa, kuyov bola, unamayapti ota-ona. Yo'qot deyapti, uyga deyapti. Domla dedi, telefon qilyapti. Onam rozi bo'lmayman deyapti. Kelin davolatsang, bir so'm sarf qilsang, sendan rozi emasman deyapti. Men qaysi birini qilishim kerak dedi. Ota-onangiz roziligi o'tmaydi, xotinga qarang deymiz. Chunki u birovning uyidan kelayotgan kelin hisob-kitobingizni qiling, yo'q erkaklar. Sizning uchun otasidan, onasidan, akasidan, ukasidan, barcha mehribonlaridan kechib siz uchun keldi-yu bu xonadonga. Nima endi uni xor qilish kerak? O'zidan o'zi kasal bo'lib qoldimi? Siz bilan biz yaramaslarni mana shu ertaga o'lgandan keyin orqasida tobutini ko'taradigan, Qur'onni o'qib turadigan bir zurriyot qo'yib beray deb harakat qiladi ayollar. U bola unga nimaga kerak unga? Bola bizga kerak.
zuriyat bizge kere yazdılar. Şunun için uzumuzu bir taftiş kirelim. Hakiki erkek kişinin mesuliyeti nikahda kabul kıldı mı? Kabul kıldı, buldu. Hiç kaysa bir amallarda mahtemme geldiler. Sellerden kök bir keçesi bile ibadet kılama deme geldiler. Sellerden kök bir ihsan kılama deme geldiler. Sellerden kök bir roza tutama deme mahtemme geldiler. Ne de mahtemme geldiler bilirsin mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey ashablarım sizlerde işilerde ahli ayolga en yakşı münasebette buladiyon ile mühimmen de geldiler. Bana şu ahli ailege yakşı yapılışı demekten geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne mi üçün? Bizge ibret buluştuk üçün. Ahli ailesi yakşı münasebette buluştuk üçün bana şu yaptı yapıp koy geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her bitti yapırken yaplarının tayyidi ta kıyamet ki kitabıyken katta bir talimatlar orasıdır. Hiç kaysa bir yapıları bihuda emez. Sizler biz hakiki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olarak ahli ayolumuzga yordam berişliğimiz, yaxshi ko'rishligimiz, uyum işlerde yan, Rasulullah özleri tikvalarkenle yırtılıp kesilmiş canları. Hatta içki savaşlarına kilitirler rivayetlerine. Siz bilemiz kimiz? Ona kanki mükemmel insan dünyayı kime gel? Dünya yaral etti ki adam aleyhisselamdan tartıp ta kıyamet geçen kime de ona kanki? Mükemmel insan. Bana şunun için ahli ayollarımızı doğru başkarış gerek. Müş bilenmez, güç bilenmez, akıl bilen, ilim bilen başkarış gerek öyle. Yani bir adam aleyhisselamla acaba bir nasihatleri var ki, şunu yani ilinip ayetemiz. Adam aleyhisselam ayetlerkenler de öyle farzatları ayol kişinin gafiye, ayol kişinin yürge yürümeyler deyirkenler. Hiç ayol kişinin yürge yürüşmeyin. Ayol kişinin hiç etkeni kılışmayın derkenlerinde. Demek gerekirse ayol kişinin yapıya kılmayan ben cennetten kovulmazsın derkenlerinde. Yani ama mahova anamız takiklengen meyvanı yiyiştiydi takiklerinden var. Şu kişinin ayollarını yapıya kılgeliler için ne buldu? Cennetten kovuldular. Yani bunu bana ayterkenle ikincisi farzatların hiç kaysa bir işte maslahatsız kılışmayan derkenler. Demek ediyse, ana şu mama hava anamız bana bu meyveni yiyin degende miye farıştalarla maslahat kıyanında miye cennetten kovulmasın de gerekirler. Acun için buradalar maslahatta bereke bulurken. O ilede daima maslahat bilen, yakşı ameller bilen demek başkarışlıkımız kire bulurken Allah Hak Subhanahu ve Teala barışalarımızı, tırilik çağımızı tabaklaşı nasipsin. Allah Ta'ala muhanadan gözlerine rahmetini yağdırsın. Bu nikahlanan ülkelerimiz ya Allah Ta'ala geleceğinden, zürriyatlarından işte en yakşı insanları çıkarsın ki ata anasını kurudan üşen hacıya uğranıyor. Haremde, Kabe'nin odada durup zemzem suladı kullarda içkizip atacağım, alacağım. Razı bulayım dediğin yakşı zürriyatlarda Allah Ta'ala özü nasipsin. Sizi bizi kalbimizde Allah Ta'ala Resulullah'ın muhabbetini sasın bana bu مبارك عيلنا إن شاء الله أنم لي حالة فدنا نشين الله نسيب قصن وآخر دعوانا وأن الحمد لله رب العالمين آمين فتقبلها ربها بقبول حسن برحمتك يا أرحم الراحمين خير الكلام كلام الله مثلا مزلا شو وقت يقلش قلنا كيس باش لقينا نزوج